Selam canım. Selam, ne haber? İyidir. Arka oda sohbetlerinde gene bir aradayız. Evet. Şimdi biliyorsun birkaç haftadır stüdyodayız. Hani senin çekimlerin bitti, biz başladık editlere. Dolayısıyla şunu fark ettim. Bu arada da bir seçim süreçleri vardı. Yani bir şeyleri değiştirmek isteyen bir kalabalık bir güruh var. Bir şeylerin devam etmesini isteyen aynı kalabalıkta başka bir güruh var. Ve hani bizim kendi çevremizdeki insanlar bir şeyin değişmesini istiyorlar. Sürekli böyle bir şikayet, bir değişsin, değişsin, değişsin. İşte bu yüzden de editler yaparken stüdyodaki çocuklar da aynı şeyi söylüyorlar. Senin eğitimlerinden bir şeyler kaptıklarını ve şunu fark ettik hep beraber. Yani bir şey değişsin istiyoruz ve bunun için sadece gidip bir oy kullanarak bir şeyi değiştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu yapmayan insanlar da var. Bir oyla, kendimizi ifade ettiğimizi bir oyla Türkiye'yi değiştirebileceğimizi varsayıyoruz ama. Ya da işte hangi tarafta olursa olsun, kazanan taraftaysa evet hayatımı bir oyla yoluna koydum. Kaybeden tarafsa işte hayatım üzerinde hiçbir etkim yok gibi genel bir kanıya Evet, gidiyor. ben bunu şöyle düşündüm. O gün işte arkadaşımla sohbet ediyoruz. Eğer biz yani Kemal Kılıçdaroğlu kazansaydı sokağa çıkıp bayrak sallayacak mıydık? Bunu konuşuyor. Evet, salladığımızı varsayalım. Koşturacak, hoplayacağız. Sabah kalktığımız zaman hayat hiçbir şey değişmeyecekti. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik problem, dolar, o, bu, şu, şikayet edilen her şey aslında devam ediyor olacaktı. Tabii ki yani kimse gelip senin kredi kartı borcunu ödemeyecek, seni yeni bir işe almayacak. Yani şimdi evet Evet. tabii ki hani belli bir etki alanı var ama bu bizim majör hayatlarımızda tümüyle kapsayan bir etki alanı değil. Sorun burada zaten. Büyümek denilen şey gerçekten çok zor bir şey. Yani Şeyden biz yıllardır bahsediyorsun. eğitim olarak veriyoruz, bir yandan da kendimizi büyütmeye çalışıyoruz. Evet, ben sıkı bir ergendim. Yani gerçekten bu konuda sana müteşekkirim. Ben Bana teşekkür ederim. çok ciddi katkıların oldu. Bu katkılar da aslında bakarsanız çok doğal yollarla gelişti. Yani ben Seda'nın eğitimlerine gittiğim yurt dışındaki gezilerimizde, yurt içinde eğitimler, işte online eğitimler, şirketlere verdiğimiz eğitimlerde yavaş yavaş bunlar olmaya başladı ve zaman içerisinde şeyi de fark ettik. Sorunların aslında çok globalleştiğini bu pandemiyle beraber. Evet. İnsanların şikayetleri, Fransa'daki insanla Türkiye'deki insanın şikayetleri geleneksel bazı şeyler dışında aslında standartlaşmaya başlamış. Ve şunu gördük ki en büyük problemlerimizden bir tanesi değişememek. Yani karşı tarafı suçluyoruz sürekli. İşte hayatın değiştirsin diye sorumluluk vereceğin birini arıyorsun. Ve Aynen. bak aslında avcı toplumdan sonra yerleşik hayata geçtikten sonra yerleşik hayatta da aynı zihniyet devam etmiş bana göre. Hep sorunları çözmek üzere böyle bir süspansiyon mekanizmaları bulunmuş. Ay çok açız biz. Tamam 7-24 buzdolabımız olsun, restoranlarımız olsun. Ay barınak problemimiz var. Gökdelenler işte 3 ev alayım, 4 ev alayım. Sorun bazlı yaşamışız. Ve bir yerden sonra da bu acıyı hissetmemek, bu sorunlarla alakalı yükü hissetmemek için işte televizyonlar, PlayStation'lar, sosyal medyalar gibi kendimizi hep oyalayacak bir şeyler buluyoruz. Aslında o ruhsal anlamda ilerlememiz, değişmemiz gereken kısım içinde ya ben bu kısmı bana zorlu geliyor. Şimdi oturup Joseph Campbell'ın yazdığı gibi ben bir kahramanın yolculuğuna mı çıkacağım? Bununla uğraşmayayım. Ben birine vereyim. Benim için o kısmı yönetsin. Ben de önüme ne çıkarsa tamah edeyim. Evet. Ya bu bütün Türkiye için söylediğim, hatta sadece Türkiye değil, Çok dünya için söylediğim bir şey. Serdar Kuzuloğlu var. O bir gün izlerken ya da dinlerken hatırlamıyorum. Şeyden bahsediyor. Dünyada işte bilmem kaç milyar nüfus var. 600-700 milyon insan Norveç, İsveç tadında yaşıyor. Yani sorumluluk sahibi, o sosyoekonomik düzeyi, eğitim düzeyi yüksek. Geri kalanlar yiyip içip sifon çekiyorlar demişti. Gerçekten de burada da yine mesela siyasetten şey yapacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşı yüksek olduğu için ona dede demeye başladı insanlar. Yani mutlaka Hep böyle bir bilinç. baba dede arayışı. Burada tabii ki evin içerisinde bizler yani babalar görevlerini yapmadığı için millet baba aramıyor, biz de baba arıyorduk. Şey de var yani gerçekten hani oradaki yetişkin olmakla alakalı ben sonuçta seanslarda da görüyorum. Ebeveynlerin çoğu diyebiliyorum buna, çocuklarından besleniyor. Değil mi? Yani bir çocuğa aslında bir ebeveyn olarak bizim görevimiz rehberlik edip onu hayata hazırlayıp hani taşıdığımız
genetik ve duygusal, düşüncesel, bilgisel miraslarımızı çocuğa aktarıp onun bizden bir ileriye gitmesini sağlamakken biz diyoruz ki ben kendimi kötü hissediyorum, bana iyi hissettir. Evet. Sen okulda bir başarı kazan, ben işte terfi edemiyorum senin hani o kazandığın başarını. Senin başarını övüneyim. Evet. Ya hep birbirimiz üzerinden bir yaşama var. Öyle olmasaydı bu adını vermeyeceğim evlilik programları da bu kadar tutuyor olmazdı. Onun üzerinden mutlu oluyoruz. Onun üzerinden kayınvalidesine, kayınpederine, kocasına şikayet ediyor, karısına şikayet ediyor, eltisine sövüyor. Ya kendi hayatımıza bakalım. Yıllar önce hatırlıyorum bir arkadaşım vardı, iş yerinden bir hanımefendi. Oğlunu özel okula yazdıracaktı, çok pahalı diye ağlıyordu. Ben de orada fark etmiştim, dedim ki neden ağlıyorsun? İşte herkes, arkadaşların hepsi okula yazdırırken ben çocuğumu devlet okula mı vereceğim demişti. Yani aslında benim çocuğumun iyi bir eğitime ihtiyacı var, onu oraya vermem gerekiyor değil de arkadaşların devlet okulunda vermiyor, ben nasıl devlet okulunda veririm? Yani süper ego giriyor değil mi burada? Toplum baskısı. Yani şöyle, ben bundan çok yıllar önce Van'a gitmiştim ve oradaki ilişkileri araştırıyordum. Orada bize rehber eden beyefendi bu Vizon Tele'nin çekimlerinde 2 yıl rehberlik yapmış ve Batı toplumuyla Doğu'yu çok iyi kıyaslamayı öğrenmiş. Kendisi Van'da yaşayan biriydi. İşte birlikte hediye bakmaya gittik ve dedi ki dedi eşime ben de buradan bir eşarp alayım dedi. Beraber seçtik. Hayır ne kadar güzel, eşini mutlu ediyorsun dedim. Oo dedi, hocam dedi ben bunu sizden öğrendim dedi. Bizde dedi eşi mutlu etme yoktur dedi. Eşimize altın bilezikler alırız dedi. Komşular baksın ne kadar iyi bir damat desinler diye dedi. Evet. Eş de dedi evde günde 3 kere evi süpürür. Baksınlar ne kadar iyi bir gelin desinler diye dedi. Yani düşünsene hani evimiz temiz olsun, rahat oturalım değil. Veya hani karın mutlu olsun, beraber güzel zaman geçirelim değil. Ya ben, bizi sevsinler, toplum kabul etsin. Sonuçta şunları çok iyi hatırlıyorum, ben taşrada büyüdüm. Sonuç itibariyle herkes de bizde değil, salon kapalıdır misafir gelince açılır. Ulan o salonun keyfini ev ahalisi yaşamıyor. Ayda yılda bir gelecek misafir yaşıyor yani. Daha kaliteli koltuk, daha kaliteli neyse artık yani. Her neyse artık o özellikler kalktı. Kimsenin umurunda değil. Ne oldu işte bak, minimalizm akımlarının çıkmasının altında bile o var. Aytin abla, senin abla. Çok güzel bir şey vardır onun söylemeye. Der ki eşyalara hizmet etmek istemiyorum. Biblonun bile tozunu almak istemiyorum. Ne kadar az o eşya, ben o kadar özgürüm diyor. Evet. Çok çok doğru bir şey. Doğru. Yani biz aslında o eşyanın varlığını sürdürebilmek için hayatımızı bir şeylere hani rayına sokmaya çalışıyoruz. Aynı şey işte. İşte burada bilinçli olmak, farkında olmak gerekiyor. Kesinlikle. Bu da tabii belli bir sürece ihtiyaç var, belli bir şey. Kendiliğinden olmuyor bu işler. Yani ben oturayım, bir bilinçliyim, bir farkındalık sahibi olayım demiyor. Burada aslında bakarsanız ben çok uzun yıllardan beri, ortaokulda bile transantal meditasyon yapan bir adamdım. Kuantumla ilgilendim, kozmolojiyle ilgilendim. Hayatım boyunca bir şeyleri okuyarak kendimi geliştirmeye çalıştım ama hep ergenliğim devam etmiş. Bir baba olarak bile kızımla ergen gibi iletişimim vardı. Burada tabii kızımın da kendi gelişimine katkısı, benim kendi gelişimine senin sayende katkı olması. Sen istemesen olmazdı. Bu evet tabii. Seçmek. Ama bir taraftan da böyle bilinçaltıma yani eğitimlere, GL'ye gide, hani bunlar böyle farkında olmadan bir değişiklik olmaya başladı. Bir o fikir oradan çıktı. Burada, orada şöyle bir şey söyleyeceğim. Doğru bilgi çok önemli. O kadar çok evet. Bilgi kirliliği var ki. Kesinlikle. Belki bilinçaltın o doğru bilgiyle karşılaştığı an bunu evet ya ben bunu kullanabilirim dedi. Evet çok doğru söylüyorsun. Ben de hatırlıyorum ablam bir şey söylemişti bana yıllar önce. İlk defa böyle interneti insanların aktif kullandığı dönemlerde. O bilmiyorum, o bilgi çok doğru gelmiyor bana dedim. Niye öyle diyorsun ki, Google'a baktım demişti. Evet, evet. Yani maalesef. Google'da gördüğümüz her şey doğru değil. Ya da ben bugün Google'ı açıp oradan bir sürü şeyler okuyup sonra kendimi size çok iyi anlatıp çok iyi satabiliyorum. Aslında Google'dan öğrendiğiniz bilgileri size satıyorum gibi bir şey çıkıyor. Aynen, yani sonuçta biz bunlara copy paste eğitimler diyoruz ve yapay zeka ile alakalı da evet. Umudumuz o. Yani bu artık copy paste yapıp bir yerden okuyup yorumlamadan o bilgiyi aktarıp ben eğitmenim diyen, uzmanım diyen her kimse
bilgiyi Var. içselleştirmeyen eğitmenler bu yapay zekalarla eğlenecek. Yapay zeka da onu yapıyor. Google'dan alıyor, sana böyle bir toparlayıp bir şeyler sunuyor çünkü. Ama önemli olan gerçekten o bilgiyi hayatında yaşayabilmek ve yaşadıklarını aktarabilmek. Çünkü mesela ben psikoloji eğitiminde bir 8 haftalık bir bağırsak diyeti var onun. Tabii bu duygusal yapılandırma için bedenini belli bir dengeye alabilmek için. Onu yapıyorsun. İşte kitaplardaki gibi olmuyor. Öyle şeyler hissediyorsun ki yeri kazıyorsun onu yaparken ve bütün grup yeri kazıyorsun. Diyorsun ki ya benim hastam da bunu yaptığı zaman bana bununla geldiğinde hani ben tamam 3. hafta Floran'da değişiyor değil. Evet, bu baş ağrısıyla kafasını duvara vurmak isteyecek. Öfke nöbetiyle karısına, kocasına, çocuğuna bağıracak. Hani bunlara hazır oluyorsun. Kendi yaşamadığın bir şeyi öğretemezsin zaten. Evet. Zaten sorun da bu. Bak gene aynı yere geliyoruz. Kendi yaşamadığın hayatı çocuğuna öğretemezsin. Kendin deneyimlemek zorundasın. Evet. Ve biz hala istiyoruz ki biri benim için seçsin bu yaşantıyı. Ben bu oy verme ve seçim sonrasında, yani 28 Mayıs'tan önce başladı bu. Ama 28 Mayıs'ta iyice aşikar olan bir şey var. Eğitimlerde, işte danışanlarımda, sosyal ortamda hangi kimlerle bir araya gelirsem geleyim, herkesi çok büyük bir hayal kırıklığı var. Hı hı. Yani kazanan taraftan bahsetmiyorum. Kazananlar ekonomiyle alakalı düşünüyorlar ama bu işte oy verip de istediği olmayan taraf diyeyim. Hayal kırıklığının altında aslında şu var. Hayatını kontrol edemediği de yüzleşti. Değil yani mi? Bir şey yapacaktı, bir de onun için çözecekti. Hani tamam artık bu sorun olmayacak, şu problem olmayacak. Yok öyle bir şey, sen zaten hayatını kontrol etmiyorsun. Etseydin zaten oyların çok bir önemi olmayacaktı. Yani buradaki ergenleri de ben çok net görüyorum, gazeteciler. O kadar başladılar ki yani bir gün önce kesin olur diyen adamlar ertesi günü tam farklı şeyler söylemeye başladılar. Bizler karşı tarafa şey yapmaya başladık, çamur atmaya başladık. Onları küçümsedik, ettik falan. Bunun her şeyi dışında yani ben bunlar doğru yanlış diye kesinlikle tartışmıyorum. Haklı taraflar da var, haksız taraflar da var. Ama velakin bizim bence bu noktada şu da var. Karşı tarafı ne kadar çok konuşursan o tarafı o kadar çok büyütüyorsun. Artık oradan yalıtmamız gerekiyor kendimizi. Kendi hayatımızda, kendi doğrularımızda, kendi bildiklerimizle yürümek gerektiğini düşünüyorum. Ben bir düşman kavramına zaten hayatımda hiçbir zaman inanmadım. Yani Evet. Tabii ki her zaman kötücül fikirli olup belli bir takım şeyleri yapmaya çalışan kişiler hayata gelirler, giderler. Var, evet. Ama bir kişinin var olmasını engelleyen bir düşman diye bir şey yok. Yani o düşman bizim zihnimizdeki gap dediğimiz boşlukları kullanabilerek bize bir şey yapabilir. Nedir bunlar? Korkularımızdır, kaygılarımızdır, kendi özgüvensizliklerimizdir. Hı hı. Öbür türlü hayat zaten baktığında doğal afette veriyor, hani küresel ısınmada veriyor, her zaman sana mücadele edecek bir şey veriyor. Zaten bu düşman kavramıyla özdeşleşen kişiler bu sefer doğayı da düşman ilan ediyorlar. Doğuda mesela duymuşsunuzdur. Yağmur yağdı, ekinlerimiz bozuldu diye çok eskiden hala sürdürüyorlar mı bilmiyorum. Havaya ateş edip hani vurmaya çalışıyorlar havayı. Adana'da güneş çok sıcak. Ramla çok şaşırmıştım. Vardı. Evet. Yani şimdi gene bir düşman atfetme kavramı var. Bu rahatlatıyor demek ki zihinleri. Hayır, işte kendi sorumluluğunu almıyorsun. Kendi hayatınla uğraşmıyorsun. O duyguyla eğer biz o duyguyu taşımayı öğrenirsek zaten bir şeyler değişecek. Ya ekinlerim mahvoldu, şimdi ben ne yapacağım duygusuyla mücadele ettiği an kişi değişir. Burada aslında çok güzel bir noktaya geldin. Hani düşman yaratmak var ya, bunu siyasette çok kullanıyor. İşte dış güçler deniyor. Biz de yemiyoruz bunu. Ama sadece orada yemiyoruz. İşte ekonomiyle alakalı dolar, faiz, dış güçlerin oyunu, faiz lobisi diyorlar. Biz onu yemiyoruz aslında ama geri kalan her şeyi kendimiz yiyoruz. Aynen öyle yani. O yüzden bir şey konusunda uyanıyor olmamız o şeyi anladığımız anlamına gelmiyor. Ben o yüzden büyümek kavramından değil bahsediyorum. Farkındalık tebrik yani bizim yaşımız değil. 40'a geldi, 50'ye geldi, 60'a geldi. İşte ebeveyn oldum, ay kariyerimde genel müdür oldum. Bunlar büyüdün anlamına gelmiyor. Kendi hayatında karşılaştığın iyi kötü duyguların içinden geçebiliyorsan, karşılaştığın etkilere karşı
vereceğin tepkileri seçip gene hayatını şekillendirebiliyorsan, işte orada bir şeyler değişmeye başlıyor. Ben hep büyümekle alakalı, biliyorsun, kendi büyülü dünyanı yaratabilmek, büyümek. Yani büyü nedir? Bir yaratımdır aslında. Bu kendi hayatınla alakalı yaşayacağın duyguları her zaman %100 kontrol edemezsin. Ama vereceğin tepkileri seçebilirsin. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında burada hani seni övmekle ya da bir satış şeyi yapmıyorum burada. Pazarlama, marketing yapmıyorum. Gerçekten de senin yapmış olduğun videolar bu konuda çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü editlerken hepsini defalarca dinlemiş oldum. Misyonumuz, amacımız oydu zaten. Senin evet bir misyonuna bu şey yapıyor, hizmet ediyor bu tarafta. İşte sedaugen.com'daki eğitimlere göz attığınız zaman işte bir neden değişemedi, alışkanlıklarımız ve değişim var. Bir tarafta senin çok iyi anlattığın it, ego, süperego var, ruhsal aygıt dediğimiz. Bir tarafta tükenmişlik sendromu var bu hayatımızın pandemi sonrasında fark etsek de fark etmesek de hepimiz yorulduk, tükendik yani. Bir de yaşam enerjisi var. Orada aslında o da çok bilimsel temelli aynı zamanda ve aynı zamanda da psikoterapiyle alakalı diyeyim ben. Çok şey yapmayayım. Zihinsel, ruhsal, bedensel her şey var onun içerisinde. Dolayısıyla bunlar çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Ben bildiğin yontulmamış bir adamdım aslında. Ve bunun çok değişebileceğine dair şeyim de yoktu, inancım da yoktu. Ben böyleyim, böyle devam ederim diyordum. Yani. Bu çok ciddi fark etti bende. Onu fark ettiğim için bu kadar konuşuyorum, net konuşuyorum. Ya şöyle bir şey var. İnsanlarda şöyle bir kaygı oluyor. Yani biliyorsun, binlerce kişiyle çalıştım bugüne kadar. Genelde bir şeylerle yüzleştikleri andan itibaren daha hassas, kırılgan hale gelirlerse, daha ince, naif olurlarsa ruhsal anlamda, hayat zaten çok incitici ve daha çok incineceğiz diye İncinmişsin düşünüyorlar. Sen. Evet. İkincisi de yani oradaki o süreçte yüzleştikten sonra bunları, bilgileri ve bu duyguların ne yapacaklarıyla alakalı kaygıları oluyor. Aslında şöyle bir şey var. Kişi bildikçe özgürleşiyor. Başta evet belki böyle bir kaos dönemi olabilir ama kaos sonrasında bir düzen gelir. Yani elimizi toplamaya karar verdiğimizde, dolapların içini boşalttığımızda zaten evde bir kaos oluyor. Ama toparladığımız andan itibaren hayatımız yoluna giriyor. Kadınlar bunu çok iyi bilirler. Dolapları biz toplamadığımızda aynı kıyafetlerle 3-5 kıyafeti döndürüp bağırıyoruz, giyecek bir şeyim yok diye, ama dolaplar taşıyor o esnada. Ama dolapları düzenlediğin zaman sahip olduklarının da farkına varıyorsun. Aslında herkesin sahip olduğu muhteşem şeyler var. O zaman dünya değişmeye başlıyor. O zaman dışarıdaki olay, işte mesela bu dedim ya, oy vermedi. Yani bir şey kontrol edemedik diye hisseden herkes aslında kendi hayatında son dönemde kontrol edemediği pandemi, ekonomik kriz, aklına gelen o kadar çok şeyle yüzleşti ki aslında hani beyinde benzerlik yasası var. Orada hissettiği duygu diğer tarafta hissettiği duyguları uyandırdı. O yıkımlar, o hayal kırıklıkları bunların biraz da. Ne zaman biz işte diyorum ya, kendi hayatımızla alakalı seçiyorum dersek, işte o zaman bir şey değişmeye başlar. Evet. Aslında kendi hayatımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Teşekkürler. Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Sedaergen.com'a girmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.